Kendim olmak. Bak biz şöyle sorduk soruyu seyircilerimize. Bir krem var. Sürdünüz, görünmez oldunuz. Oo, ne kadar güzel bir şey. Görünmez oldunuz. Neler yapardınız diye sorduk. Çok güzel cevaplar geldi seyircilerimizden. Görünmez olsaydım sevdiğim adamı uyurken sabaha kadar izlerdim. Yani Suat'ı demiş. Kolumun uzanamadığı yerler açıkta kalırdı diye. Bu kim ya? Kim bu? Kolumun uzanamadığı ya, her yeri görünüyor, şurada bir yerler görünmüyor. Evet, peki. Görünmez olsaydım bir şey yapmazdım, yapanları seyrederdim. Kremi satışa sunar, herkesi görünmezlikten faydalan isterdim. Bencil değilim çünkü, bencilliyse ama uzatmış arkadaş tamam. Kimin dost, kimin düşman olduğunu anlardım. Görünmez olsaydım. Yanımdaki çocuğun sakızını çıkartmak isterdim, görünmez niye yak 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 yaklardan var yani? Seyircisiz oynama cezalı maçlara gitmek isterdim. Kremi arkadaşlarıma da sürerdim, beraber seyrederdik. Zaten kimse beni sallamıyor, görünmez olup ne yapacağım abi demiş. Beyaz'ın evine giderdim, görünmez olsaydım. Mustafa Ceceli'nin eşi Sinem Ceceli'nin yüzüne sahip olmak isterdim diye yazmış bir arkadaşımız. Bak, evet. İlk yapacağım şey banka soymak. Çok gerçekçi, gerçekten. Banka soymak. Abi bunu kim yazdı ya? Babamın kafasına lahmacun küreğiyle vurmak isterdim diye. Bu aile içi şiddeti de geçmiş başka. Şiddet kısmını geçmiş artık. Lahmacun küreğiyle koyuyor babasını. Eyvallah. Abi beni sapık mı yapacaksınız ya? Aklıma kötü şeyler geliyor yazmış. Beyaz'ın yanına oturduk, Başkent Üniversitesi. Bütün derbilere beleş girerdim. Görünmez olacaksak niye sürüyoruz ki? Bu hiç anlamamış. Ya hiç anlamamış yani hani. Bambaşka bir kafa. Görünüyor muyum diye aynaya bakardım diyor. Allah. Ya bu Fenerbahçe'de okumak istemezdim bunu ama güzel yazmış yani. Nişantaşı Üniversitesi'nden bir arkadaş. Diyor ki görünmez olsaydım Fenerbahçe Müzesi'ne Avrupa Kupası bırakırdım demiş. Mia Martina'nın yanına oturdum. Göründüğüm gibi oturdum. Ne bileyim ya, bulurdum bir şey herhalde yazmış. Bu gece Mia Martina... Aman. Yolda yürürken insanlara tokat atardım. Allah Allah. Zevke bak. Bütün evlere tek tek girip çıkardım. Ne oluyor? Bakmakta fayda var diye. Ya işte bak, bunu seviyorum. Görünmez olsaydın ne yapardın diyorsun. Biz memur çocuklarıyız, işçi çocuk. Bizim büyük algımız küçük. Bak, eser içinden bir sayı tut. Tuttun mu? Kaç? Üç. Üç, işte küçük düşünüyorsun. Böyleyiz. 37.000 tutmuyor mesela. Yani 16 milyon tutan yok yani. Kaç tuttun? 5. Sen 3. Yani büyük düşünemiyoruz. Yani adama diyorsun ki bak, görünmez olsaydın ne yapardın diyorsun. Ya her şeyi yapabilirsin görünmez olsan. Al. Ücretsiz otobüse binerdin. Ya bizi ayakta tutan maneviyattaki şeylerden bir tanesi bu. Gerçekten de bu. Yani böyleyiz yani. Cana yakın samimi içine ne koyarsan koy. Ha bir taraftan da işte büyük düşünemiyoruz yani. Ben de öyle. Bana maaş versinler. Ticaret adamı olamam yani. Ceceli'nin yanına gitmek, onu izlemek. Elda göndermiş. Parça başı etek klepe işine girelim. Bu ne ya? Görünmez olsa niye giriyor? Parça başı etek klepe işine girelim. Burak Özçivit'i kaçırıp evlenirdim. Eczaneye gidip o kremin geri kalanlarından da alanı. Çalardım çünkü yıkanınca çıkabilir diyor.
Eski sevgilimle ona duyurmadan yaşardım. Vay arkadaş, vay 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 vay. Her yerime iyice sıvardım. Bunu nasıl okuyacaksın? Neyse. Her yerime iyice sıvardım. Bayağı bir yedirirdim başka, yani açık ver, açık vermeyeyim diye. Açık vermeyeyim diye demiş yani. Evet. Otobüs, metrobüs kuyruğunda en öne geçerdim. Geriye kalan kremi görünmez edip tek görünmez ben olurdum. Beyaz güldürme beni, ben onu yaparsam yayını yapamazsın sevgili. Oo, evet. Peki.